بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين الكلام وما يتألف منه الكلام وما يتألف منه بو الفين الكلام و... و... و var. وما يتألف منه evet كلام وكلامن كندسinden oluştuğu شيء. Ki o da bu üç kelimedir diyeceğiz. ancak İmam Suyuti bu başlığı da başlığın başına, ortasına, sonuna da böyle ilaveler yaparak bunu mezc etmiştir. Kendi şerhini de bu müellifin başlığıyla mezc etmiştir. Şöyle ki "Haza babu şerhi" kelimesinin ifadesini takdir etmiştir burada. El kelam kelam yani "Haza babu şerhil kelam". Bu bab kelamın açıklamasına dairdir bu, bu, bu e, bölüm yani kelamın şerhine dairdir. Bir de ve şerhi ma yeteellefu minhül kelam bir de kelamın kendisinden teellüf ettiği yani oluştuğu şeylerin şerhi meyanındadır. Şerhi izahı diyelim meyanındadır. E, veya işte na dairdir. Ve bu da el kelimü felatü üç kelimedir. Arkadaşlar haşiyeler bu, bunun üzerine bayağı şeyler söylüyorlar fakat biz e, böyle önemli bulduklarımızı yalnızca e, ifade etmiş olalım. E, şimdi hadi Babu Şerhi ifadesi buraya takdir edildi. E, El kelam kelam derken böyle bir başlık geldiğinde e, genellikle o başlık tek başına e, o konuyu e, yani bir cümle oluşturmuyor Dolayısıyla e, bir cümle oluşturması için başlıkların bir cümle oluşturması için genellikle bir mütteda takdir ederler Böylelikle haza takdir etmiş genlikle de ha da başlıkların başına ha takdir edilir. Sonra bir de babu ve şerhi kelimeleri takdir edilmiştir. O da e, kelamla ilgili çünkü bir şerh yapılmıştır, bir izah yapılmıştır. Bir de bu bu kelama dair bir babdır. Bab olması hasebiyle bir de iki tane muzaf takdir edilmiştir. Ha da babu şerhi kelam diyoruz. Sonra bunlar tabi ha da babu şerhi bunlar alınmış el kelamı tek başına müellifimiz yani İbn Malik tek başına el-Kelam'ı zikretmiştir. Ama aslında şu mübteda ve aradaki o e, o e, e, zincirleme isim tamlaması yani bunlar menvidir. Burada kastediliyordur yani. Burada ve şerhi mayete minhu. Bir de mayete ellefü min Kelamın oluştuğu şeyler, kendisinden oluştuğu şeyler derken yani yine onların şerhi, onların izahı diyor. Onlar da izah ediliyor. Yani burada... Hem kelamın şerhi söz konusudur hem de kelamın kendilerinden oluştuğu o isim, fiil, harf dediğimiz o üç kelime grubu bunların da yine şerhi yapılmaktadır burada bu bölümde. Dolayısıyla bu ve şerhi kelimesi buraya takdir edildi. E, şerhinin takdir edilmesinin bir sebebi de şudur diyor e, haşiyeler. E, diyorlar ki yani burada kelamın şerhi başka türlü olmuştur. Mayete ellefu minhu el kelam o isim fiil harf dediğimiz kelamı oluşturan efendim o kelime türleri ise bunların şerhi e, sadece e, efendim e, şeyleriyle olmuştur. Yani kelam doğrudan şerh edilmiştir. Fakat ismi fiil harf doğrudan şerh edilmemiş. E, onlar misal e, şeyler ile Havasız e, havası zikredilerek özellikleri zikredilerek şerh edilmiştir. Dolayısıyla şerhlerin farklı olduğunu göstermek için Buraya ayrıca şerhi takdir etti. Yani eğer şerhül kelami ve mayete ellefü olsaydı bunu doğrudan kelama atfetmiş olsaydık ortada bir tek şerh vardı ve bir tek şerh şekli, yöntemi de olmuş olurdu. Ancak burada ayrı bir şerh kelimesinin takdir edilmiş olması kelamın şerhinin tarif ile mayete minhül kelamın yani isim fiilin ve harfin şerhinin ise özelliklerinin ifade edilmesiyle şerh edildiğini, farklı şerh biçimlerine gidildiğine işarettir deniyor. Şimdi e, kelamın şerhi bir de ma ve hima o şeylerin o şeylerin şerhi o şeyler o şeyler arkadaşlar o şeyler ki yeteellefu oluşur minhu ondan el kelamı kelam zaten yeteellefun faili kelam kelama dönüyor. E, el kelamı açıkça İmam Suyuti zikretmiştir. Dolayısıyla ma o şeyler ki o, o ism, zaten diyor ve huvel kelime ismu fil ve harf ten e, kinayedir bu ma. E, o ismu fil harf ki o şey ki yeteellefu oluşur. Meydana gelir. Ne oluşur? Yeteellefunun normalde faili sanki maya dönüyormuş gibi insan düşünebilir. Ancak yeteellefunun faili kelama dönüyor. Şu minhu ise şu hu zamiri ise arkadaşlar bu da maya dönüyor. Yeteelleful kelamu minhu yani. Ve şerhi ma kelamu minhu. Kelamın kendisinden oluştuğu manın yani o şeyin şerhidir. O şey nedir? Ve o şey o ma da yani el Her üç kelimedir. İsmi fiil ve harf. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı hocam. Evet. Yani aslında şöyle Bayram abi şöyle bir bakın. El kelamu ve ma minhu. Sadece metni gördüğümüzde kelam kelam bir de ma o şey ki yete minhu ondan oluşur. Kim kimden oluşur? Yete ellefunun faili kime dönüyor? O Minhudaki kelam. zamir kime dönüyor? Yete ellefudaki kelam, kelama dönüyor. da o üç tane kelime olan isim fiil harfe. Ya, yani ma'ya dönüyor. Güzel. Minhudaki Hı. zamir ma'ya dönüyor. Yete ellefunun faili de kelama dönüyor. Yani normalde mevsul... E, e, kelimelerden bu musulattan sonra gelen fiil arkadaşlar normalde faili içinde gizli olduğunda genellikle bu maya dönüyor. Ancak burada burada el kelamuya dönmüştür. E, maya dönmemiş, el kelamuya dönmüştür. E çünkü e, bu e, şöyle deniyor. Aslında bu gibi durumlarda yetefun faili mutlaka zahiren gelmiş olması gerekiyor deniyor. Basriler böyle düşünüyorlar ama Kufiler diyorlar ki eğer karine varsa anlaşılıyorsa bir iltibas söz konusu değilse bu fiilin sıla cümlesinin failinin mukadder olması da caizdir diyorlar. Netekim burada da zaten herhangi bir iltibas söz konusu değildir. Dolayısıyla yete ellefu huve minhu ya da yete kelam kelamu kelamın açıkça zikredilmesi şart değildir diyorlar. Fakat e, karine nedir peki? Yete ellefu'nun failinin maya değil de kelama döndüğünün karinesi nedir? Evet, karine akliyedir. Zahiren öyle biliyoruz mevcut bilgilerimiz. Yani isim, fiil, harf kelamdan oluşmaz. Kelam isim, fiil ve harften oluşur. Dolayısıyla telefon işte, faili kelama dönüyor diyoruz. Ve huvel kelime kelimü felatı. Şu ve huve nereye dönüyor? Ve huve. Maya mı dönüyor? Canım? Maya dönüyor. Evet, bu kelamın kendisinden oluştu ya da kelamı oluşturan kelam dediğimiz cümle diyelim kısaca cümleyi oluşturan yani efendim ögeler kelime, kelime üç kelimedir isim fiil ve hal gelin bu kadar yeterli <laughs> kelamuna kelamımız bizim kelamımız lafzun müfidun kestakim diye devam ediyor bir lafzı müfittir şimdi kelamına derken arkadaşlar bu na kelimesi biz kimiz Kelamına bizim kelamımız yani kimi kastediyoruz na derken bizler kimleriz yani <laughs> Ey maaş nahviyin yani nahivciler topluluğu yani nahivciler topluluğunun kelamı bir lafz-ı müfittir diyor. Güzel. Şimdi arkadaşlar burada ey ifadesi var. Maaşiri meksur okuyoruz. Niçin meksur okuyoruz? Neyi tefsir e, ediyor? Yani, hocam kelamına da nahi, ki, nahi on, tefsir ediyor. Kelamına nahi. bizim kelamımız. Biz kimiz? Ey yani hmm. bizler yani yani bizler ki maaşirin nahviyin. Tefsir bu ey kelimesi arkadaşlar. Bir kelimeyi açıkladığında müfesser önceki kelime yani yarabı neyse eyden sonraki kelimenin de irabı o olur. Mesela e, nehne olsaydı ey maaşiru derdik. Efendim burada na mudafın ilih olduğu için kelamına meksur olduğu için bunu da ey maaşiri diyoruz meksur okuyoruz. Şimdi bir e, göre de bu, bu suyutinin başka bir nushasına göre de ey ifadesi yoktur arkadaşlar. Ey ifadesi olmadığında olmadığında kelamuna kelamımız o zaman maaşiran nehviyine şeklinde okuruz. Genellikle kullanım da böyledir bu arada. Genellikle kullanım böyle nazamirinden sonra gelen açıklayıcı ifade. Biz ona e, efendim ne diyorlar hatırlayan var mı arkadaşlar? Mansup bu niçin mansup okunuyor? Temiz mi hocam? Değil değil hocam. İhtisas. İhtisastır. İhtisas babı diye bir bölüm var mefulun bir bahsinde yani mefulun evet, mef fiilin mukadderin ey a'ni ya da nehusu böyle derler nehusu ya da ne'ni maaşir nehvin kelamuna bizim kelamımız ki nehnu ya da nehusu ya da neani maaşiren nehvin şu maaşiri meftuh okuyor mansub okuyorlar ve mukadder bir fiilin mefulu olarak bunu mansub okuyorlar. Ee, mesela hadiste geçer. Nehnu al enbiya ila nuverrifu. Nehnu bizler maaşiral enbiyai. Arkadaşlar bu bizim modernde birazcık şey yapıyoruz. Mesela ene ben taliben bir öğrenci olarak böyle <laughs> çeviriyoruz. Ene ket talibin. Mesela ben bir öğrenci olarak o k olarak manasını veriyoruz da, modern Arapçada yaygındır bu. Ya da ene kevni taliben hatta bunlar az da olsa bunlar da var. Ene kevni taliben ben bir öğrenci olarak. Ya da ene biwasfi taliben ben bir öğrenci olarak. Dört tane farklı versiyonu var. E, hepsi aynı şekilde çevrilir. Bu maaşıra da ona çok benziyor. Her ne kadar yani biz buna işte bir fiil takdir ediyoruz. İhtisas bağlı diye yani bir, bir e, analitik bir yaklaşımla bir, bir analiz yapıyor olsak da yani aslında çeviri de kelamuna ey olmadığı takdirde bakın. Maaşıra nehviyi yani biz nahivciler topluluğu olarak olarak bakın olarak ne güzel oturuyor değil mi? Bizim kelamımız lafzun müfidun bir lafzı müfit. değil. Sanırım anlaşıldı arkadaşlar. Evet. Ey olursa meaşiri çünkü nayi tefsir eder onu yaravına alır. Ey olmazsa ihtisas bağımından meful li fiilin mukadder ey nehusu ya da nani fiilin meful olarak mansubu okuruz. Ne, lafzun bir lafızdır. Arkadaşlar lafız ağızdan çıkan bir şeydir. Ey sautun yani bir sestir. Şimdi lafzın tanımı nedir? Lafzın tanımı şudur. Sautun mu'temidun femi. Yani ağzın mahreçlerine dayanan, dayanan derken oradan çıkan, onun yardımıyla ortaya çıkan arasında bir sestir. Lafız arkadaşlar ağızdan çıkan ses. Ve bu ses mu'temidun ala maqta'il femi. Ağzın mahreç demektir. Yani ağzın çıkış, ağızdaki çıkış yerlerine dayanan bir sestir. Fe Madem ki lafız dedik. Kelamımız lafız olmalıdır dedik. Ve harace bihi bununla çıktı. Neyle çıktı? Bil lafzi. Bil yani lafızla çıktı. Ne çıktı arkadaşlar? Ma leyse bil lafzin. O şey ki lafız değildir. Lafız olmayanlar çıktı. Evet. Kelam olamaz o yani. Neyden çıktı arkadaşlar? Harace harace çıktı. Bihi bu lafız kaydıyla Nereden çıktı yani? Lafız olmayan. Kelamdan. Kelamın tanımından çıktı. Onlar kelam olamazlar. Neler? Leyse bir lafız. Lafız olmayanlar kelam olamazlar. Çünkü kelamın şartı, birinci şartı, birinci kaydı lafız olmalıdır dedik. Fekaracebihim <laughs> aleyse bir lafzın. Lafız olmayanlar çıktı. Peki lafız olmayanlar daha önce dahil idi, idi de lafzun deyince çıktılar öyle mi? Karacebih yani lem yedhul aslında buradaki huruç aslında ademi duhul kastediliyor. Yani girmedi. Zaten dışarıda kalmış oldu. Karaca yani beki harice böyle de düşünebiliriz. Maalesef bir lafzı lafız olmayanlar kelamın tanımından e, nın dışında kalmış olduğu. Nedir peki o maalesef bir lafzı lafız olmayanlar min eddevalil erbai -ar devali arba'a gibi. Bu min yani bu min yani ked-devâli-el-erba'i aslında deseydi sanki daha güzel olurdu yani devali erbaa. Deval dalun kelimesinin çoğuldur arkadaşlar. Veya erbaa menes geldiğine göre dalletun diyelim. Dalletun yani 4 e, dört tane meşhur bir şeye delalet eden ve lafız olmayan e, şeyler genellikle dört tanedir. Dört başlık altında toplanır. Yalnızca dört değildir ama böyle en önemli dört tanedir. Lafız olmadığı halde bir şeyler, bir mana ya delalet eden, bir şeylere delalet edenler arkadaşlar <laughs> dört tanedir. Bunlar Ağızdan çıkmadığı için, lafız olmadıkları için kelam olamazlar. Ne gibi? Devâli arbane gibi. Kel işaret vel hattı. İşaret ve hat gibi. İşaret birisine mesela gel buraya diyorsunuz elinizle. Gel diyorsunuz, git diyorsunuz kalk, otur filan dediğinizde bu bir mana ifade eder mi? Evet. Bu kelam mıdır peki? Hayır. Niçin? Lafız değildir. Çünkü ağızdan çıkan bir şey değildir. Hat. Mesela bir çizgi. E, şuradaki çizgiyi düşünün mesela. Bu buradaki şerhi ile haşi arasında bunları birbirinden ayırt edici bir çizgidir. Bu çizginin manası yukarısı şer, aşağısı haşiye demektir. Bir mana ifade eder mi? Evet. Ama kelam mıdır? Hayır. Kelam değildir. Niçin? Çünkü ne değildir? Buyurun. Lafız değildir. Evet. Ses değil değildir. Ses değil. Güzel. Lafız değil. Ağzından çıkan bir şey değil. Bu devali erba'a de işaret, hutut Bir de okud derler. Okud. Okud da ee, e, sayı rakamlar yani el işaretleriyle oluşturan rakamlar var. Mesela bir, iki dersiniz, üç dersiniz ya da işte çeşitli işaretler var. Roma rakamına benzer işaretler var. Arapçada, Arap kültüründe ta öteden beri. Mesela şu 53'e tekabül eder filan diyorlar. Şöyle yapıyorlar. 53 bir tarafı yuvarlak işte 50. Diğeri de şu 3 parmakta 3'ü işaret eder gibi. Böyle çeşitli sembolik mimikler mimikler, jestler var yani onlara da okut diyorlar. Bir de nusat var. Nusat da çakılı bir yere çatılan ve bir suyun derinliğini veya sığ oluşunu gösteren ya da bizim günümüzdeki işte tabelalara benzer bir takım işaretler. Onlara da efendim nusat demişlerdir. Oldu mu arkadaşlar? Devalyar ben denilen bunlardır. Okut, okut, işaret nusat diyoruz daha farklı şeyler de var tabii ki. Yani mesela günümüzde kırmızı ışık dur demektir gibi bu mantık bahsinde, dirayet bahsinde detaylıca ele alınır bunlar. Ve bihi dunel kavli arkadaşlar. Ve bihi bihi bil lafzi. Yani e, bu lafızla ifade etti. Kelamın tanımını lafız diye kayıtladı. Lafız olmalıdır. Dunel kavli. Kavul değil. Yani el kelamuna kavlun demedi de lafız dedi. Lafzun dedi. عبر به اي باللفظ دون القول قول ب لفظ افادتي لاطلاقه على الراي والاعتقاد متين لفظ افادتي لفظي تيردي تيرجييتي يعني لاطلاقه على الراي والاعتقاد لاطلاقه شنكي اطلق على برادا قلنا اللر يعني اتشنا اللر يضا لاحتوائه على الراي والاعتقاد بقول يعني اطلاقه اطلاق القول شنكي قول Rey ve itikat insanın iç dünyasında kendi zihnindeki ya da zihnindeki görüşü, fikri, inancını da ifade eder Kabul. E burada bir eydan getirirsek aslında sanki daha yanlışmış olur. Yani lafız ağızdan çıkan lafızları ifade ettiği gibi aynı zamanda aynı zamanda neleri de ifade eder? Aynı zamanda efendim hı hı. Insan, insanın düşüncesini de ifade eder Kavul. Mesela hâza kavluhu dediğimizde bu onun fikridir, onun düşüncesidir. Yani hiç ifade etmemiş olsa bile mesela kavl kelimesi o düşünce için kullanılıyor. Oysa kelam dediğimiz şey mutlaka ne olmalıdır? Ağızdan çıkmalıdır. İnsanın zihin dünya, kendi zihnindeki bilgiler kelam değildir. Henüz kelam değildir çünkü ağızdan çıkmamıştır. Bu nedenle lafız mı, kavl mı tercihi arasında efendim müellifimiz lafızı tercih etmiştir. Niçin arkadaşlar? Çünkü lafız kelam lafız olmalıdır, ağızdan çıkmalıdır. Kavul tercih edildiği takdirde kavulün dezavantajı nedir? Lafza göre dezavantajı neymiş? Kavul çünkü kelam olmayan şeyleri de içine alıyor. Yani ray ve itikad olan ama kelam olmayan işte bunları da içine aldığından dolayı e, bu kavul kelimesi e, bir zaf içermektedir. Bu kavl tercihi bir zafiyet içermektedir. Bu nedenle kelamına lafzun dedik, kavlun demedik. Lafzı tercih ettik. Anlaşıldı mı burası? Aslında aralarında umukusun min vecih var mı hocam? Eyvallah. Yani şimdi e, lafzı tercih edenler aslında e, lafız mı, kavl mu İbn-i Şan da katun neden başında biliyorsunuz e, diyor ki ve ve e, lafzı seçmiş olma, kavl, el kelime tu diyor i̇bn Şam niçin kavu ve innama cinsu karibun lil kelimeti diyor. Çünkü kelimenin cinsi karibidir. Lafız ise kelimenin cinsi baididir. Ve cinsi bait yerine cinsi karibi tercih etmemiz gerekiyor tanımlarda. Bu nedenle orada da kavul tercih edilmiştir. E şimdi kavul kelimesi burada da söyleyecek. Kavul kelimesinin bir avantajı bir dezavantajı vardır. Lafız kelimesinin de bir avantajı bir dezavantajı vardır. Her halükarda lafzı tercih edenler lafzın avantajını ön plana çıkararak tercih ediyorlar. Kavlu tercih edenler de kavlun avantajını dikkate alarak kavlu tercih ediyorlar. Ama her halükarda bir dezavantajla söz konusudur diyelim. E, tabii kavl çünkü hem, hem içinde lafzı da alır hem e, görüşü de fikri de alır. Bu itibarla kavl lafza göre daha e, daha andır. E, lafız da lafız da kavle göre bir yönüyle daha amdır Çünkü e, lafız ister e, e, bir manaya delalet ediyor olsun. Kavul bu arada arkadaşlar bir manaya delalet eden demektir. Lafız ses. Böyle anlamsız sesler de lafzın altına geliyor. Yani hem anlamlı hem anlamsız e, sesler de lafzın altına geliyor. Kavul sadece anlamlı olanlardır. Bu açıdan bakıldığında lafız kavle göre daha amdır. Dolayısıyla arada e, böyle eksik girişimlilik denen bir mantıkta eksik eksik girişimlilik e, ilişkisi olan iki ifadedir. Yani umum min vecih diyorlar. Bir bakımdan lafız daha geneldir, bir bakımdan da kavul daha geneldir. Evet. Dediğim gibi her birinin avantajı ve dezavantajı vardır. Onu unutmayın. Lafzın avantajı nedir? Arkadaşlar lafzın avantajı nedir? Anlamlı olması hocam. Hayır. Ses, ol, ses Anlam olmuş. Hayır. Anlamlı yani olmasa da her türlü ifadenin onun içerisinde değerlendirilir. Hayır. Anlamı olsun ve olmasın. Hayır. Lafız, Hayır. Hayır. Avantajından bahsediyorum. Sizin dediğiniz dezavantajdır. Hocam rayi ve itikat taşımamız. Çünkü rayi ve itikat taşımıyor, barındırmıyor. Lafız dediğimiz sadece söz demektir. Kelam zaten söz demektir. Bu açıdan kavle göre lafız daha tercihe şayandır kelama daha uygundur. Lafzı tercih etmemizin sebebi budur. Çünkü ra'i ve itikat barındırmıyor. Onlar için kullanılmıyor. Peki avantajı bu. Dezavantajı neydi? Lafız. Kavule göre dezavantajı neydi? E çünkü hem anlamlı e, ifadeler, kelimeler hem anlamsız kelimeleri barındırdığı için kavule göre daha uzaktır. Kelama daha uzaktır. Da cinsi bir aittir yani daha ötededir. E, mesela kelam işte o detaylara giremiyorum doğrusu mantıkta. Cinsi garip, cinsi bayit var. Cinsi garip hemen üstündeki umumi lafızdır. Cinsi bayit ise bir tık daha yukarısındaki umumi lafızdır. Dolayısıyla lafız daha umumi olması yani kelama göre baba mesabesinde değil, dede mesabesinde olduğundan dolayı bu da onun dezavantajıdır. Peki gavlin avantajı nedir? Sadece mavdua şamil geliyor. Sadece olduğu yani sadece manalı kelime manalı lafızlar barındırır lafızlar için kullanılıyor olması e, efendim e, bu açıdan lafza göre daha avantajlıdır. Ama kavulün lafza göre dezavantajı nedir? Akıl ve raiye de e, Raiye ve itikada yani düşünce içinde kullanılıyor olmasıdır. Bu da onun dezavantajıdır. Ve akese fil kafiyeti kafiyede aksini yapmıştır. Kafiye arkadaşlar el kafiyetu şafiye bizim e, bu kimindir bu el kafiye İbn Hacm'in el kafiyesi mi? Hayır. İbn Hacm'in el kafiyesi değil. E bizim Elfiye'nin aslı el kafiyetu şafiyeydi. 2750 beyitten oluşan yine nahve ve sarfa dair bir kitap yazmıştır. Yine tıpkı onun gibi bir mevzun bir kitap yazmıştır. Onun PDF'si vardır ben ben grupta paylaşırım inşallah. Hatırlatın. E, ancak e, daha sonra bunu ihtisar etmiştir. Bin beyte indirgemiştir ve adına Elfiye koymuştur. Elfiye'nin de orijinal adı neydi? El Hulasa. Hatırladınız mı? Bunu ilk dersimizde ifade etmiştik, bu detayları vermiştik. Bu akese fil kafiyeti, yani elfiyede İbn Malik böyle, el kelimetu lafzun dedi. Fakat kafiyede ise tam tersi söylüyor. Yani kavul değil, şey lafız değil, kavulun diyor. El kelimetu kavulun diyor. Evet, niçin akese fil kafiyeti, niçin tersi yapmıştır? Yani yani lafız değil, kavulü tercih etmiştir. لأن عكس أي إختار القول في تعريف يعني لأن القول جنس قريب شو يمكن جنس قريب Evet, جنس قريب tercih etmek daha daha uygundur. Daha bir kelimenin, bir kelamın, bir maarefin daha hakikatini, künhünü ortaya koymak için cinsi garibi zikretmemiz gerekiyor. Bi ademi itlaqi ala'l muhmel. Niye cinsi gariptir Niye cinsi gariptir Li ademi itlaqi ala'l muhmel. Çünkü muhmel anlamsız sözler demektir. Anlamsız kelimeler. Evet, mühmel yani kavulün zıddıdır ya da işte mevduğun zıddıdır. Kavul dediğimiz sadece anlamlı giriyor. Mevdu dediğimiz bir manası olan demektir. Mühmel anlamsız kelimeler. Anlamsız kelimeleri içine almadığından dolayı kavul cinsi gariptir. Neyin cinsi garibidir biliyor musunuz? Kelamın. <laughs> Kelamın kelamında kelimenin de aslında kelamında kelimenin de cinsi garibidir. Dolayısıyla cinsi garibi tercih etmek daha iyidir. Kafiye de böyle yapmıştır. Kafiye'de kavli tercih etmesinin sebebi, lafza tercih etmesinin sebebi, efendim, kavl lafza göre daha yakındır, kelama daha yakındır. Dolayısıyla el kavl, kelamına kavlun demiştir. Çünkü lafız içine mühmeli de alabilir, alıyor yani. E, kavli ise sadece mevdu olanlar, anlamlı olanları için alıyor. Mesela insanın tanımında hatırlayın, insanın hemen üstündeki bizim geçen sene beraber mantık okuduğumuz arkadaşlar da var. E, Yakup Hoca hatırlarsın. E, tamam. İnsanın tanımında mesela el insanu hayvanu deriz. Klasik tanımı budur. Hayvan insanın üzerinde yer alan hemen üzerinde yer alan e, daha geniş, en geniş, en yakın geniş ifadedir. Dolayısıyla hayvanı tercih etmeliyiz. Şayet, şayet El insanu hayvanun yerine el insanu cismun natiqun dersek cisim hayvana göre daha genel bir ifadedir. Canlı hayvan canlı demek bu arada. Canlıya göre daha genel bir ifadedir, daha üst bir ifadedir. Dolayısıyla cinse aittir kelime için, insan için. Cinsi be'idin e, tanımlarda kullanılması e, meayibun inde ehlin nazar İbn Şamlı ifadesiyle, yani mantıkçılar bunu hoş karşılamazlar. Bizim kafiyede kafiyede İbn Malik kafiyede Kavul kelimesini tercih etmiştir. Sebebi de kavulün cinsi garip oluşudur. Neye göre cinsi gariptir? Lafza göre hocam. Lafza göre. Lafza göre. Evet. Lafız böyle değildir. Lafız mühmeli içine e, e, bu içine almıyordu dedik. Adem al almümel. Kavul mühmeli içine almaz. Fakat bi hilafi lafzı lafız mühmeli içine alır. Bu nedenle lafız kavle göre daha efendim cinsi beyaittir bu nedenle e, tercihe şayan olan bu açıdan baktığımızda tercihe şayan olan kabuldür fakat dediğimiz gibi kabulün de bir dezavantajı vardı ki az önce zaten onu söyledik evet kelamuna lafzun dedik müfidun müfidun faydalı bir lafızdır şimdi kelam dediğimiz kelam böyle tam bir cümle dediğimiz arkadaşlar bunlar mutlaka bir ağızdan çıkmalıdır bir lafzun dedik e, lafzun kaydı neyi dışarıda bıraktı? Ne dedik? İşaretler. Devâliyârbâ'i dediğimiz o e, efendim işaretler. E, yani söz olmayan ama bir manaya delalet eden başka e, ifadeler, ifade demeyeyim başka deval yani bir şeye delalet edici olanlar. Onlar dışarıda kaldı. Kelam olamazlar. Her ne kadar bir manası olsa da bir şeye delalet ediyor olsa da onlar kelam olamazlar. Lafız olmalı dedik. Lafız olması da yetmiyor. İkinci kaydımız müfidün faydalı bir lafız olmalıdır. Faydalı. Ey müfhimün me'anen. Yani bir manaya delalet edecektir. Etmelidir. Bir mana ifade edecektir. Müfhim ifham eden. Yani ifade eden. Ey müfidün me'anen yani. mufidun me'anen. Yani müfhimün me'anen. Ya da şöyle. Müfidünün kelime manası. Ey müfhimün. Yani müfhim olmalıdır. Peki neyi? Müfid eşittir müfhim. Peki neyi müfid ve müfhim olmalıdır? Me'anen. Bir manayı ifham edecektir yani ifade edecek Evet bir mana ifade etmelidir. Peki müfit kaydı neyi dışarıda bıraktı arkadaşlar? Bir manaya delalet etmeyen lafızlar da var. Mesela meşhur, meşhur örnektir. Mümelat diyoruz onlara. Bicec bicec diyorlar değil mi? Bicec bicec. Ne demek? Bunun bir manası yok. Evet, bir manası yok. Dolayısıyla bicec bicec veya benzeri anlamsız bir cümle bile kursanız bir anlamı yok ise şayet o asla kelam olamaz. Çünkü müfit değildir kelam dediğiniz lafız ve müfid olmalı. Yahsunu sukutu aleyhi. Yani bu müfid arkadaşlar yani aslında müfit ifade bir bir mana ifade edecektir. Öyle bir mana ki yahsunu sukutu aleyhi. Yani üzerine sükutun güzel olduğu. Yani o onu ifade ettikten sonra susabilirsiniz. Arkadaşlar Türkçedeki karşılığıyla nokta koyabileceğiniz bir cümle olmalıdır. Nokta koyabileceğiniz bir cümle olmalıdır. Kelam bu işte kamera fişrül kafiyeti şerh kafiyede kafiyenin şerhinde kendi şerhi arkadaşlar el kafiyetu şafiyenin bir de İbni Malik'in el kafiyetu şafiyesi var dedik efendim orada bir de kendisinin bir şerhi var bu kafiyesi üzerine İbni Malik bu kafiyenin şerhinde kendi kafiyesinin kendi şerhinde yani ifade ettiği gibi yahsunu sukutu Alihi kaydı yani müfidin anlamını bu şekilde o da ifade etmiştir orada. Müfimin manen yahsunu sükutu aleyhi. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı. Vel muradu burada yahsunu sükutu aleyhi derken yani üzerine sükut etmenin güzel olduğu bir mana ifade eden bir lafızdır diyoruz derken burada sükutun mütekellimi. Vel muradu bi yahsunu sükutu. Şu sükuttan kasıt vel muradu mine sükuti sükutun mütekellimi. Mütekellim konuşanın sükut etmesidir yani konuşan artık cümle bitmiştir. Cümlenin temel ögeleri müsnet müsnedü bitmiştir. Ama yetmiyor. Müsnet müsnedü olması, özne ve yüklemin ya da olması yetmiyor. Bazen özne yüklem olmasına rağmen yahsunu sukutu aleyhi değildir. Yani orada nokta koyamıyorsunuz. Mesela Ahmet gelirse inca ezeydun dediğinizde Zeyd gelirse mesela bu bir kelam değildir arkadaşlar. Çünkü nokta koyamıyorsunuz oraya. Bakın özne var yüklem var ama Nokta koyamadığınız için o kelam değildir. Ve muradu sukutun mütekellimi. Mütekellimin sukutudur burada kastedilen. Vakile es sami'i. Arkadaşlar yani sukutu sami'i. Bazıları da sami'in sukutu. Önemli olan muhatabın sukutudur. Çünkü muhatap asıl bu sözün muhatabı odur. O zaman onun sukutu. Yani adam artık tabii sukut derken. Yani senden artık bir şey beklemiyor. Çünkü noktayı koydun. e, e filan diyesi gelmiyor manasında. Sami artık o da e, bu cümle tam oldu, bitti. Benim açımdan da sorun kalmadı. Nokta konabilir. Efendim. Dediği e, durumlarda işte bu kelam olmuş oluyor. Müfidin olmuş oluyor. Kelam müfid olmuş oluyor. Şimdi mütekellimin skutu mu? Sami'in mi? Vakile kilehima yani skutu kilehima mı? Her ikisi mi? E, e, üç tane farklı görüş var. Fakat bunlar arasında en güçlü görüş mütekellimin kendi skutudur. Çünkü konuşan madem ki mütekellimdir adı üstünde mütekellim kelamın öznesi kimdir konuşan mütekellimdir o zaman sükut da onun sükutu olması en güzelidir diyorlar. Ee, yani muhatap belki o anda işte cümleyi dinlemiyordur filan farklı bir e, e, efendim e, kelam bitmiş olmasına rağmen mütekellim cümleyi bitirmiştir ama e, muhatap hala bir şeyler bekliyordur çünkü iyice dinlememiştir gibi durumlar bu durumun haricindedir. Onun için biz Samiye değil, biz mütekellime bakarız. Önemli olan mütekellimin sükut etmesidir. Yani sükut derken de ne kastedildiğini zaten anlattım. Yani e, o cümlenin sonuna nokta konabilir olmasıdır. Ve kharaca bihi bununla çıktı. Ma la yufidu. Ve kharaca bihi bihi neyle çıktı arkadaşlar? Bu müfidun kaydıyla. Bu müfidun kaydıyla çıktı. Ma la yufidu. Fayda vermeyen fayda vermeyen arkadaşlar yani sonuna nokta konamayan cümleler yani tam bir yargı barındırmayan ifadeler kastediliyor. Mala <laughs> yufidu mesela ke inkame inkame mesela inkame diyorsunuz eğer inkame zeydun hata diyelim inkame zeydun bir de faili açık söyleyelim inkame zeydun burada kame fiil in şart edatıdır kame fiil içinde faili huve gizlidir adama gidiyor Herkime gidiyorsa mesela. Evet şimdi bir fiil var, bir fail var. Normalde özde ve yüklem var. Ancak bu bir yargı ifade ediyor mu? Buraya nokta koyabilir misiniz? Koyamazsınız. Çünkü başındaki in şart edatı bir de cezanın, ceza şart dediğimiz ceza şartın efendim gelmesini gerektiriyor. Bu nedenle cümle tamamlanmadığı için yani yasihü sükutu aleyh olmadığı için biz buna e, müfid olmadığı için ya da biz buna kelam diyemeyiz. İn kame zeydun arkadaşlar. Bakın fiil var, fail var ama yetmiyor. Çünkü in olmasaydı "Kare Zeydün. Zeyd ayağa kalktı." dediğinizde cümle bitmiştir. Nokta koyabilirsiniz. O kelamdır. Ama in geldiğinde in onun anlamını başka bir cümleye bağladığından dolayı artık oraya nokta koyamıyorsunuz. Müfit değildir. Dolayısıyla ne değildir? Kelam, Kelam değildir. Kelam değildir. Kelam değildir. Arkadaşlar K demiş burada K. K gibi demektir. Böyle "Nehu K mislu gibi" E ifadeler varsa örneklerin başında sonuna mesela getirmeye gerek yok. Normalde böyle. Yani ke inkame zaten bitti. Ke zaten gibi demektir. Mesela da gibi demektir. Dolayısıyla bir tekrar var. E olsun mesela ke'ye tekiz olarak düşünülebilir. Böyle diyorlar. Hocam bir şey Buyurun. soracağım ama Buyurun hocam. belki konuyla bağlantılı mı değil mi? Buyurun. Yani bu sizin cümlenin bitmediği yargısı, inşai cümle diyebilir miyiz o cümlelere? Değil. Yoksa konuyla alakasız mı? Hayır hocam mesela idririp dediğimizde İdririb Zeyden dediğimizde bir inşa cümlesi olmasına rağmen o bir kelamdır veya caizzam dediğimizde bir haber cümlesi olmasına rağmen bir kelamdır burada inşai ve ihbari oluşu haberi ve inşai oluşunun ötesinde bir şeydir Ke e, kelam arkadaşlar tam bir yargı barındıran ve sonuna nokta konabilen cümlelere Biz kelam diyoruz kelam ile cümle arasındaki farkı da biraz sonra ben temas edeceğim e, fakat kelam dediğimiz müfid olmalı. Cümle dediğimiz ise müfid olmasa bile mesela inkame zeydun var diye burada inkame zeydun. Eğer zeyd ayağa kalkarsa bu özne ve yüklem var mı? Fiil ve fail var mı? Müsned müsnedün var mı? Var. O zaman bitti. Bu cümledir. Fakat kelam değildir. Kelam olması için ayrıca bir de ne olması lazım? Nokta konabilir olması lazım. Yani müfid olması lazım. Cümle dediğiniz ister müfid olsun İster olmasın. O cümledir. Ona cümle diyoruz. Mesela kame zeydün zeyd ayağa kalktı. Bu hem kelamdır hem cümledir. İn kâme dediğimizde bu kelam değildir. Çünkü müfit değildir. Ama aynı zamanda cümledir. Yine cümledir. Yani kame de cümledir. İn kâme de cümledir. Fakat kelam dediğiniz daha hususi bir şeydir. Ve sonuna noktanın gelmesi gerekiyor. Cümlenin sonuna Arapçada kelam ile cümle arasındaki fark şudur. Cümlenin sonuna ister nokta gelsin ister bir cümlenin sonuna ister nokta gelebilsin, ister henüz cümle bitmiş olmasın. Yeter ki elimizde bir müsnet, bir de bile olsun. Biz ona cümle diyoruz. Kelam olabilmesi için ayrıca ekstra bir daha özel bir durum söz konusudur ki onun müfit olması lazım. Yani sonuna yargının bitmiş olması lazım. Tam bir yargı sonuna noktanın konmuş olması gerekiyor diyoruz. Oldu mu? Kelam ile cümle arasındaki fark bu. E bazıları ikisi müteradiftir diyor. Yani ikisi aynı şeydir diyor ama meşhur olan, yaygın olan görüş, kabul gören görüş budur. Kelam cümleye göre daha hususidir. Cümle içine kelam yani müfit olanı da olmayanı da alırken kelam yalnızca müfit olanlar için kullanılıyor diyoruz. Vastefna minhu bu kelamdan evet kelamdan veya müfidun kaydıyla tabi yani kelamdan ayırdı. Minhu efendim ondan kelamdan ayırdı şerh-i teshil naklen an sibeveyi, naklederek yani ve gayri sibeveyh ve gay başka alimlerden nakille şerh teshilde efendim bu kelamdan dışarı tutmuştur. Kelamın dışında tutmuştur. istisna etmiştir. Neyi? Mufide istetnan mefuludur arkadaşlar. İstetna minhu müfide ma la yecelu ehadun. La yecelu ehadun cümlesi arkadaşlar. Hiç kimsenin bil, cahili olmadığı, yani herkesin bildiği, herkesin bildiği ma'nın, ma burada cümle kastediliyor, cümlenin müfidi, ifade ettiği yani, cümlenin ifade ettiği şey, oldu mu arkadaşlar? Ma burada manayı ifade eder, bir daha söylüyorum, müfide ma la yecelu ehadun, yani herkesin bildiği şeyi ifade eden, ifa ibareleri, cümleleri yani efendim, kelamın dışında tutmuştur. Arkadaşlar, anlaşıldı mı? Nehu ennâru Örnek gelsin. Ennâru Ateş yakıcıdır. Bunu bilmeyen var mı? Ennâru Bu müfit mi yani? Yani bu müfit mi? Müfit mi? Fayda veriyor mu? Karşı taraf bundan bir yeni bir bilgi elde ediyor mu? Etmiyor. Herkesin bildiği e bunlara şey diyoruz da bunlara e, ne diyorlar? Z e, zaruri bilgiler diyorlar. Zaruri bir bilgidir yani herkesin bildiği bir bilgidir. Dolayısıyla müfit değildir. Madem ki her ne kadar sonuna nokta konuyor olsa bile bakın tam normal bildiğimiz bir şey olarak şekil olarak bir kelamedir. E, müpteda haberdir isim cümlesi ve sonuna nokta konabilir. Fakat nedir arkadaşlar? Müfit kaydıyla bunu da çıkarmışlar. Bazı alimler bunu da çıkarmışlar. Çünkü müfit değildir. Çünkü herkesin bildiği bir şeydir. Dolayısıyla bir mana karşı tarafa yeni bir bilgi aktarmadığından dolayı o kelam değildir demişler. Müfit kaydıyla bu, bu tür cümleleri de dışarıda bırakmışlar. Kelam değildir demişler. Feleyse bir kelam değildir demişler. Fakat arkadaşlar şerh-i tesilde müellif her ne kadar böyle yapmış olsa bile Sibeveyh de buna dair bir takım ifadeleri olsa bile Sibeveyh'in Ennaru harretun Haddi zatında bir cümledir, bir kelamdır. Çünkü müptede haberden oluşur ve müfit müfit olup olmaması ayrı bir mevzudur. Yani bizim bu e, gramatik tahlille yaklaştığımız bu, bu çerçevede değerlendirilecek bir şey değildir. Ennâru harretün muhatap bunu biliyor. Yani muhatabın bunu biliyor olması, ona hiçbir yeni bilgi katkısı olmaması bunu kelam olmaktan çıkarmaz. Nitekim sadece ennâru harretün değil, mesela adam e, örneğin işte e, e, babası gelmiş diyorsunuz. Cahe ebuke diyorsunuz birisine. O da biliyorsa onun için de yeni bir bilgi vermiyor bu cümle. O zaman buna da mı? Bu da müfit değil yani onun açısından. Buna da mı kelam değil diyelim yani? O zaman kişiden kişi artık bunlar değişir. Bilinenler kelam olmasın, bilinenler kelam olsun gibi. Veya işte tam tersi bilinenler kelam olmasın e, gibi bir durum ortaya çıkar ki e, dediğimiz gibi arkadaşlar her ne kadar müfid gibi görünmese bile bu muhatabın durumuyla ilgili bir şeydir yoksa bizim konumuz açısından bir şey ifade etmemektedir. Nar harat'un kelamdır diyelim yani. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Müellif de zaten bunu istisna'bını kendisi söylemiyor da böyle bazı alimler diyor işte bunu bunu dışarıda tutmuşlardır. Haberiniz olsun böyle bir yaklaşımda var diyor. Ve lem yusarrih bi'istirati kawnih

Peki mürekkep olması da gerekmez mi? Yani bir 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 müsned, bir müsnedleyi bir özne bir yüklem şeklinde en az iki kelimenin bir araya gelmesiyle ancak oluşabilir kelam dediğiniz. Böyle olmalı değil mi yani? Diyor ki elbette mürekkep olması da şarttır. Fakat müellifimiz bunu açıkça ifade etmemiştir. Arkadaşlar bu cümleyi lütfen iyi dinleyin. Kema faale'l-cezuliyyu. Cezuli'nin yaptığı gibi. Bu kema arkadaşlar bakın lem yusri açıktan belirtmemiştir açıkça söylememiştir mürekkep olma şartını kaydını şartını açıkça beyan etmemiştir melif kema faal cezuli yaptığı gibi cezuli burada açıkça beyan tasrih etmiş mi etmemiş mi yani o da cezuli gibi açıkça beyan etmemiş öyle mi diyelim yoksa cezulinin yaptığı gibi yaptığının aksine yani hani cezuli yapmış ama melifimiz yapmamış açıkça ifade etmemiş. Böyle mi anlayalım? Cezuli e, tazrih etmediği gibi hocam. Eyvallah. Öyle... Yani siz K şu K örneği var ya arkadaşlar şu K K siz L'e e de bağlayabilirsiniz. Yani açıklamadı. Cezuli'nin yaptığı gibi. Tıpkı Cezuli gibi melif de açıklamadı. Veya Cezuli Cezuli gibi Ulamış hocam sanki. Çünkü diyor öyle... net ifade ya. etmedi. Açık açık açıklamadı. İkisi de anlaşılabilir arkadaşlar. E, i̇yi dinleyin. İkisi de anlaşılabilir. Lem yezheb mitle ebihi dediğinizde mesela lem yakra mitle ebihi nasıl anlaşır, anlaşılır bu cümle? Lem yakra okumadı. mitle ebihi babası gibi okumadı. Nasıl yani? Babası okudu mu? Okumadı mı o da? Yani Şimdi babası doğru. babası okumuş ama o okumamış ya da babası gibi okumadı. Yani her iki şekilde de anlaşılabilir. Bu ke bu gibi leme yani nefiye de gidebilir. Yusarih menfidir bu da nefyedilen hani. Buna da örnek olabilir. Hem leme hem de yusarihe gidebilir. Bu duruma göre arkadaşlar bu gibi yerler böyle iki çift ihtimal söz konusu olabilir. Haberiniz olsun. E, peki Cezuli ne yapmış? E birazcık belki Cezuli'yi bilmek yani Cezuli'nin neyi tercih ettiğini bilmekte fayda var. E, benim e, anlayabildiğim kadarıyla e Cezuli e, burada efendim açıkça ifade etmemiştir. Dolayısıyla e, o da mehlifimizde cezuli gibi açıkça ifade etmemiştir. Kaf, lem'e bakıyor, nefye bakıyor. Menfiye değil yani. Ama her ikisi de mantıkan yani. Dil şiarsından her ikisi de mümkündür. Peki. Peki e, bu buyurun hocam. Hocam özür dilerim. Burada hocam kema e, ile başlayan devam eden unsur mefhul mutlak değil mi? Hocam naim mefhul mutlak değil evet, mi? Evet. O yüzden e, naib mefhul mutlak olunca e, yani o fiildeki olumsuzluk manasının ona zorunlu olarak taşınması gerekmiyor mu? Gerekmiyor hocam. E, bu kayıtlar kayıtlar bazen nefin kaydı oluyor bazen menfinin kaydı olabiliyor. Mefhul mutlak e, çünkü e, lemin yusarrih tabi burada sadece yusarrih tasrihen misle tasrihi e, cezuli de diyebilirsiniz ya da lem yusarrih e, e tasrihen yine bu lem o tasrihi de etkileyebilir veya sadece e, e de etkileyebilir. Lem buraya kadar da nefi devam edebilir. Yani kema hem yus, ve veyahut lemin kaydı olabilir. Yani e, siz bunu menfi aldığınızda lemin manasını, etkisini oraya kadar götürürsünüz. Eğer almadığınızda da sadece şu k mefhul mutlak, yusarrahin sadece mefhul mutlakı sayarsanız. Yani şey olanın, e, olanın tasrihin meful, meful mutlakı olur. Lem yusarihin değil. İki şekilde de caizdir kulası hocam. Murat hocam. Evet. Kema fealel cezuliyyü ke gayrihi. ne demek arkadaşlar? Ke Ve diğerleri olabilir mi hocam? Gibi. Ke Diğerleri gibi. Şimdi cezuli. Şimdi burada, burada da iki ihtimal var. Şimdi ke gayrihi. Dilerseniz şu ke keğayri, gayrihi. Yani cari ile mecrur diyoruz ya bunu lem yusarrihe de bağlayabilirsiniz. Yani müellif açık sarahaten zikretmedi mürekkep kaydını ke gayrihi. Yani diğer alimler gibi o da sarahaten zikretmedi. Ya böyle ya da ke gayri, o zaman hi zamiri arkadaşlar kime dönüyor? Ke ghayrihi ke gayri nefsi yani. Müellif ifade etmedi ke gayri, kendisi dışındakiler gibi, kendisi dışındaki alimler gibi. E bu Kegeyrihi lem yusari hem olur. Hi de kendisine müellife raci olur. Ya da kegeyrihi fealel cezuliyü kegeyri. Böyle buraya da dönebilir. Yani cezulinin yaptığı gibi kegeyrihi, cezulinin diğerleri gibi, diğer alimler gibi yaptığı gibi o da tasrih etmemiştir. Anlatabildim mi? Cezulinin yaptığı gibi. Ne yapmış cezulî? diğer alimler gibi yapmış o da. İşte Cezuli'nin diğer alimler dahil olmak üzere bunların yaptığı gibi müellif tasrih etmemiş. Yani işte artık bunlar ya müellif gibi tasrih etmemişler veya tam tersini tasrih etmişler. Az önceki yorum buraya kadar geliyor. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet hocam. anhu çünkü ona ihtiyacımız yok. İstignaan yani göz ardı etmek. Onu göz ardı edebiliriz. Yani bizim ona ihtiyacımız yok. O kayda ihtiyacımız, mürekkep kaydına ihtiyacımız yok istigna anhu ay an kawni murakkaban yani iz çünkü leysa lafzun mufidun ve huwa murakkabin çünkü mufid olup murakkab olmayan bir lafzımız söz konusu değildir böyle bir lafız yok yani hem mufid olsun yani bir mana ifade etsin hem de murakkab olmasın murakkab dediğimiz arkadaşlar en az iki lafzın bir araya gelmesi demektir unutmayın çünkü bir tek lafız, tek başına mesela kalem dediniz. Yani bunun müfid olması, sonuna nokta alabilecek şekilde bir yargı barındırıyor olması mümkün değildir. Arkadaşlar şurayı da bir okuyalım sonra bitirelim inşallah. Ve eşara ila iştirati kevnihi mevdu'an. Eşara ila iştirati kevnihi mevdu'an. Yani kelamın mevdu olması da şarttır. İşte mevdu oluşunun şart olmasına da işaret etti. Mevdu'an ey meksuden yani maksud olmasına. Şimdi arkadaşlar kelam olabilmesi için birinci kaydımız lafız olmalı. İkincisi müfid olmalı dedik. Değil mi? Müfid olmalı dedik. Bir de üçüncü kaydımız neydi? Mürekkep olmalı dedik. Onun müfidin altından zaten o çıkar dedik. O zaten anlaşılır dedik. Eyvallah. Üçüncü kayıt mürekkep olmalı. Dördüncü kayıt da maksuden olmalıdır. Maksuden. Maksuden lizatihi. Yani bizzat kendisi maksud olmalıdır kelam olabilmesi için işte maksut olduğuna delalet etmek için işaret etmek için işaret ettiği li yakhruce ma yantiqu bihi naimu ve sahi ve naim uyuyan kişi sahi yani sehven konuşan kişi kendinde olmadan gayri irade konuşan kişi ve benzeri kişilerin kişilerin konuştukları cümleler dışarıda kalsın diye onlar kelam değildir. Niye kelam değildir? Çünkü maksud değildir. Yani onların amacı, onların amacı arkadaşlar o cümlenin manasını karşı tarafa iletmek değildir ki adam uyuyor, bunun bir, bir iradi oluşu söz konusu olabilir mi? Adam uyuyor diyor ki caiz e dedi mesela. E, ya da işte gel buraya diyor uyuyan birisi veya sahi birisi, kendinde olmayan birisi e, bunu söylediğinde bu bir e, mana ifade etse bile e, bu maksud mudur? Yani gerçekten onu düşünerek mi, tasarlayarak mı, üzerinde düşünerek mi onu söylüyor? Hayır, bir düşünme melekesi sonucunda, düşünme sürecinin sonuca, sonucunda ortaya çıkmalıdır. Manasında maksud kaydı getiriyoruz bir de. E, dördüncü kaydımız bu arkadaşlar. O cümlemiz maksud olmalı. Fakat müellif maksud kaydını zikretmedi. Hani mürekkep kaydını zikretmediği gibi şimdi mürekkebi zikretmedi çünkü müfidin altındadır. Peki maksudu işareten zikretti diyor. Maksud olması gerektiğini işaret etti. Eşara ila iştirati kevni mevdu'an ey maksuden. Yani niye iştirati kevni liyakruca? Şu liyek nereye bağlıyoruz? Harf ya. nereye bağlıyoruz? Bir tahmin eden var mı? E, e, hayır. Hayır. Anlarım? O zaman hocam. Ha, güzel. Evet, şöyle yapalım. E, liye yani mevdu, ol, maksud olmasını şart koşmak. Niye şart koşmak? Liye Çünkü bu, bunların konuştukları dışarıda kalsın diye bunları şart koşuyoruz. İşte o şart koşmaya, şarta işaret ettiği. Neyle işaret ettiği? Neyle? Bi kavlihi. Bi kavlihi eşara. Eşara bir kavlihi. Anlaşıldı mı? eşare ila maksud olması gerekir dedi. Niye bu gerekiyor? Maksud olması gerekiyor. Ta ki ya kuruca mayıntıkı şunların konuştukları dışarıda kalsın diye bunların şart olduğunu, şarttır bunlar yani. Şart olduğuna işaret etti. Bir kevliyi şu ifadesiyle işaret etti. Kestekim. Örneğimiz kestekim arkadaşlar. Ke istekim. Kelamın örneği istekim dedi. İstekim. İstekim arkadaşlar. Festakim kema ümirte ayetine işarettir. Festakim kema ümirte ayetin parçasıdır. İstakim kema ümirte ayette geçen bu emir Allah Teala'nın efendim sözüdür, kelamıdır. Allah Teala'nın kelamı oluşundan hareketle bunun kesinlikle maksud olduğunu anlıyoruz. Kelam Allah Teala eğer onun kelamıysa bunun kesinlikle sahi, naim gibi o maksud olmayan bir şey olmadığını zaten haşanı biliriz zaten. Bu itibarla istekim örneği o kabilden getirmiş olması, böylesi maksud olan bir örneği iyi tercih etmiş olması, kelamın şartlarından birisinin de maksud olması gerektiğine bir işaret vardır deniyor. Evet. İz min adeti çünkü müellifin yani niye işaret etti? İz çünkü bu onun illetidir. Eşarenin illeti. Min adeti müellifin İbni Malik'in adetindendir. Ya ta'ul hükmi bil misal. Yani hükmü, kuralı örnekle vermesi onun adetidir. Öyle örneği verir. O örnek ile aynı zamanda o örneğin yapısından hareketle bir yeni bir bilgi de aktarmış oluyor bize. Müellifin adetidir, debidir derler. Adetidir yani. İstekimden bunun bir de efendim maksud olduğunu anlıyoruz diyor. Ama istekim hangi istekimdir arkadaşlar? Yani bu Naim ve Sayin'in söylediği istekim değil. Ayetteki istekimdir. Onun için şöyle bir tırnak içerisine alınsa belki biraz daha anlaşılabilir diyelim. Ve kaydedif teshili teshil de kaydetmiştir. Müellif. el maksude maksudu şununla kayıtlamıştır. Maksud Böyle mutlak olarak maksud değil. Bikevnihi lidatihi demiştir. Şimdi maksud olması da yetmiyor arkadaşlar. Bir de ...maksudun li olması lazım. Maksudun... ...maksud neydi? Ne demekti maksud? Maksud ne demekti? Mevdu hocam yani... Hayır, kasıt, hayır. Bir kasıt. Bir kasıt, kasıt oldu. Evet, maksud meks, demek... ...yani ihtiyari bir irade... ...ve ihtiyar sonucunda... ...ortaya çıkmış olması lazım. Bir irade ve bilincin... ...ürünü olmalı demişti. Bir de maksudun li ...olmalı diyor. Yani kastedilen manası kastediliyor. Fakat bizzat kendisi maksudi bizzattır. Lizati zati için kastediliyor. Niye lizati kaydıyla birlikte bir de maksudun lizati olması gerekiyor? Niçin? için maksudu li maksudu li Maksudun li olan bazı kelamlar vardır, cümleler veya vardır. İşte onlar dışarıda kalsın diye. Kelamın altına girmiyor onlar. Ne gibi? Ke cümleti sıleti ve cezai sıla cümlesi, cevap, ceza şart olan cümleler bunlar. Mesela ra'aytu allazi yadhabu ila madrasati. Değil mi? Ra'aytu talibe allazi yadhabu ila madrasati. Yadhabu madrasati cümlesi. Allazi'nin sılası değil midir? Evet, fiil fail barındırıyor mu içinde? Tam bir kelam mıdır normalde? Şimdi lafız mıdır? Evet. Mürekkep midir? Evet. şey müfit midir? Evet, müfittir. Mürekkep midir? Evet. Maksud evet. 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 mudur? Ha evet, maksuttur da ama hala kelam değildir. Niye hala kelam değildir arkadaşlar? Her ne kadar maksud olsa da maksudun li değildir. Burada ra'aytu talibe ellezî ilel O yezhebu cümlesinin amacı o ellezî tamamlamak içindir. O usul olan ellezî var ya onu tamamlamak içindir. Onu tamamlamak için olduğundan dolayı maksudun li değildir. Maksudun li gayrihidir. Bu nedenle bunlar da kelam değildir diyoruz. Anlaşıldı mı? Evet hocam, Eyvallah. Şey, Allahu aleyküm. Selam müfidun da Mufidun'dan zaten anlaşılıyor ki ceza ve sıla cümlesinin kelam olmadı. E, şimdi müfidin kelimesi müfidun yani e, e, sonuna nokta konmaz dedik değil mi? Ca ellezî ca talibul ilmi dediğimizde e, bu müfittir. Niye müfid olmasın? Ama Hı? cümlesi. Ellezi koymuyoruz. Ya tabii Türkçe bu. çevirdiğimizde mesela hocam en anla çeviriyoruz ya mesela sizin sürekli ifade ettiğiniz gibi. Hmm. Okula giden nokta nokta sık yani. Hmm. Evet. Ee, anlıyorum seni. Ee, şöyle şurada bir şey var mı? Yani o böyle bir, bir soru işareti. Ma tadamene isnaden müfiden maksuden lidatihi. Fekavlu şarihi el maksudu ma'na vel isnadu ve وَقَوْلُهُ لِيَخْرُجَ الْمَقْصُودُ اَيْدَالُهُ Eyvallah o lafız yani. El ceza, ceza filan demiş. Burada bir şey demiş Yok yo, müfit oluşu e, Cihaz hocam müfit oluşundan o dışarı dışarıda kalmaz. E, niye? Çünkü e, haddi zatında müfit bir cümledir. Haddi zatında hmm. müfit bir cümledir. E, az yani... önce inkame örneğini verdi ya mesela fel şart evet. örneğini verdi. Ceza-ı şart örneğini az önce müfitte hani çıkardı ya hocam. Ben ondan evet. dolayı. Evet. E, yani mesela inkame zeydün dediğimizde o feylü şarttır. İnin feylü şartıdır. O ine bağlı, bağımlı olduğundan dolayı o efendim müfid olmaz. Müfid olmaz. çünkü cümle tamamlanmamış olur yani. Cümle tamamlanmış değil yani henüz. Fakat ceza şart dikkat edersen burada hem ceza şart diyor hem de sıla diyor. Sılayla birlikte, sılayla birlikte ve ceza şartla birlikte cümle tamamlanmış da oluyor aynı zamanda. Bu itibarla e, burada e, müfit olduğunu söyleyebiliriz. Yani inka fi'ru şarttan farklıdır ceza şart çünkü sonra artık nokta konuyor. O açıdan bir cevap belki verilebilir. Fakat bunu ayrıca bir, bir bakayım ben inşallah. Yani bunun e, onunla bir e, efendim ceza fiil şart ile ceza şart e, ikisi müfit kaydıyla çıkar mı çıkmaz mı meselesine ayrıca ben bir bakayım inşallah. Gerçi sen bak. Sen bak sonraki dersimizde sen bunu böyle bir izah edersin bize inşallah.